Yeditepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Cerrahisinden Doçent Doktor Zeynep Alkan. Hemen lafı fazla uzatmadan kendisine dönmek istiyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Zeynep Hanımcığım. Hoş bulduk Arzu Hanım. Nasılsınız? İyi, İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Burun deyince şimdi burun cerrahisi deyince önce bir burundan bahsedelim tabii ki. Burnun fonksiyonları nedir, ne değildir? Yani hepimiz biliyoruz ama sizin gözünüzden, doktor gözünden, hekim gözünden bunları bir dinleyelim istiyorum. Buyurun. Tabii şimdi biz kulak mağacı olunca burnun tabii estetiğin yanı sıra fonksiyonlarını da çok önemsiyoruz. Zaten yaptığımız ameliyatlar da daha çok fonksiyonel rinoplasti adı altında oluyor. Çünkü burnun o kadar çok fonksiyonu var ki. Havayı ısındırma, havayı tozlardan arındırma, koku alma. Bunların hepsini küçücük bir organ olan burun yapıyor. Tabii bunu hasta ağız solunumu yapınca bu fonksiyonun hiçbirini yapmadığı zaman yetersiz oksijenlenme oluyor vücutta. Hasta daha fazla nefes nefese kalıyor. Sporunu yaparken, yürürken, uyurken türlü sorunlarla karşılaşıyor. Ancak ameliyattan sonra nefes almanın keyfini yaşayabiliyor. Çünkü hasta zaten nefes almayı bilmiyor öncesinde. Bize de genellikle hastalar burun tıkanıklığıyla geliyorlar. Ya da işte sinüzit sebebiyle gelirken burnun içine biz her hastada bakıyoruz endoskopla. Endoskopla baktığımız zaman burnun içerisindeki kemik eğriliklerini, kıkırdak sapmalarını, işte burun eti dediğimiz konkaların büyümelerini, bunları muayene edebiliyoruz. Peki bu eğrilikler ne zaman oluyor? Yani bir yere çarpınca, vurunca falan mı yoksa doğuştan mı oluyor? Çünkü aynısı bende de vardı. Kocaman, dev bir burun tabii kemiğim ki. Vardı. Yani esasında çoğu insan bir darbeyi ve travmayı hatırlamıyor. Anne karnından doğarken bile bazen o yumuşacık kıkırdak kayabiliyor. Alınan darbeler de bunu etkiliyor ama Türk toplumunda %70'ler civarında bir septal eğrilikler oluyor. Yani toplum olarak burun kemiği eğriliklerinde önlerde olan bir toplumuz. Çoğu hastamızın yani ben hiç hatırlamıyorum ki kemiği eğri olmayan bir rinoplasti ameliyatı yapayım. Genellikle hep eğrilikle geliyor zaten hasta. Hani onu yaparken de burun dışındaki kemiği de düzeltince ancak kıkırdak orta hatta geldiği için ikisinin beraber olmasını bazen biz de öneriyoruz. Yoksa bazen hastanın fikri estetik ameliyat olmak olmuyor. Ama burnun dışıyla içi de birbirine bağlı. Dışında kemiği, kıkırdakları var. İçinde de buna bağlı başka bir kıkırdak var. Tripod teorisi var burunda. Hani üç tane ayağı var burnun. Ortadaki kıkırdak önünde olan ve yanlardaki kanatlar. Bu tripodun herhangi bir bölgesindeki sorunu düzeltmek için sadece ortayı değil, bazen de yanları düzeltmek de gerekiyor ve o yüzden de burnu bir bütün olarak değerlendirip bütün olarak cerrahiler planlıyoruz ki rinoplasti de böyle bir cerrahi. Kaç çeşit burun ameliyatı yapıyorsunuz? Bir açık rinoplasti var, bir de kapalı sanırım, değil mi? Arzu Hanım benden daha iyi anlatıyor esasında. Evet, teknik olarak iki tane tekniğimiz var. Açık ve kapalı. Genellikle burun ucunda çok fazla deformitesi yoksa hastanın kapalı teknik yapmayı ben tercih ediyorum. Onu nasıl yapıyorsunuz? Biraz açıklayabilir misiniz? Çünkü izleyicilerimiz gerçekten çok korkuyorlar tabii burun ameliyatlarına. Ya burun ameliyatları tabii efsane hikayeler dinliyoruz biz de olanlardan. Kapalı burun ameliyatında burnun dışında herhangi bir iz yok. Ucunda her normal burnu ama açık cerrahilerde burnun ucunda çok küçücük bir iz var. Gerçi o çok büyük bir iz değil. Yıllar içerisinde zaten kayboluyor. Ama kapalı yapmanın avantajı, benim de çok sevdiğim bir teknik bu kapalı teknik. Burnun ligamanlarını, bağlarını, dokularını, damarlarını, sinirlerini korumak. İleride işte hastanın burnun hani şöyle bir efsane var. Burun ameliyatı oldum, düştü. İşte ikinci ameliyat, üçüncü ameliyat. Bunlara gerek kalmamasını sağlamak için ne kadar çok korursak burun bize o kadar çok iyi davranıyor. Bu burun düşmesi nedir? Nasıl oluyor bu burun düştü dedikleri olay? Burun düşmesinde eski yöntemlerde biz de asistanlığımızı öyle öğrendik. Çok kıkırdak çıkarırdık. Ne güzel çıkardım kıkırdak, güzel ameliyat yaptım zannederdik. Teknikler değişti artık. Daha çok koruma cerrahileri arttı. Çünkü ne kadar doku çıkarırsanız, işte o tripod teorisindeki ortadaki direk bozulunca çadır düşüyor. O yüzden iyi korumak için burnu kıkırdağı iyi korumak gerekiyor. Bazen ikinci, üçüncü cerrahiler gerektiğinde burunda kıkırdak kalmadığında ya kulaktan ya da kaburgadan destek alıyoruz. Ama bazen de işte ilk ameliyatlarda ne kadar çok burun kemiği korunursa, kıkırdak korunursa bunlara ihtiyaç kalmıyor.
Düşme dediğimiz şey bu. Yani burnun ortasındaki septal kıkırdağın yok olması. İşte ya da darbeler de bazen kıkırdağı eritebiliyor. Ve burun taşıyamıyor kanatlarını ve düşüyor burun. Evet. Peki insanlar bir de birkaç defa ameliyat oluyorlar. Yani 2 defa, 3 defa, 4 defa, 6-7 defa ameliyat olan, hatta daha fazlasını da duydum ben. Bu nasıl oluyor? Yani ne oluyor da o burun tutmuyor mu? Ne oluyor? Esasında burnun içindeki sorunlarla insanlar ameliyat oluyor. Burun etleri aynı ameliyatta düzeltilmezse burun yine nefes alamaz halde kalıyor. Burun sadece stabil dokulardan oluşmuyor. Dinamik dokuları da var ki etler de bunlardan biri. Zaman zaman büyüyüp zaman zaman küçülüyorlar ve alerjik insanlarda özellikle burun eti büyüklüğü devam ediyor ameliyata rağmen. Sonrasında tekrar ikinci, üçüncü cerrahilere ihtiyaç duyuyor. Bazı insanlar da şeklinden memnun olmayanlar da oluyor. Kanatlar düşüyor. Şimdi desteklenme ameliyatları daha çok bu ikinci, üçüncü ameliyatlarda olanlar. Bazıları da bu da bir herhalde zevk, bilmiyorum. Bazı hastalarda burnun bazıları sanatçının veya işte bir şarkıcının burnunu beğenip bunun aynısını olmasını bekleyenler de var. Hı hı. Ona ulaşıncaya kadar ameliyat olanlar da var ama hasta genellikle bence iyi nefes alamadığında ikinci, üçüncü ameliyatları kabul ediyor. Çünkü kolay ameliyatlar değil. Hem değil. Zaman hem de maddiyat bakımından hastaya bir külfeti olan ameliyatlar. O yüzden hani gerekmedikçe zaten doktor da ikinci, üçüncü ameliyatları yapmıyor. Kadınlar mı en çok, eskiden kadınlar tercih ediyordu ama en çok tercih ediyor. Erkekler de artık, değil mi? Şimdi erkeklerin algısı değişti. Artık estetik ameliyatlarda onlar da kendilerine daha çok bakıyorlar. Daha dışarıya dönükler. Onlar da çok istiyorlar rinoplasti ameliyatları. Artık sayı yakın birbirine. Kadınlar önde değil artık. Kadınlar evet eskiden. Bu yerde iki cinsiyette burnundan eşit şekilde ameliyat olmak istiyor. Çünkü burun çok yüzde çok simasını değiştiren, yüzde sert ifade veya yumuşak ifade veren insanların çok önemli bir organı. Yani vesikalık resimlerde bile hepimizin fobisi. Burnun büyük çıktı, işte geniş çıktı, yandan profil, selfiler çıktı. Şimdi selfie çekmek de çok fobi. Yani burun önemli bir organ. Yüze güzelliğini veren, estetik olarak algıyı oluşturan burun bence yüzde. Zeynep Hanım, yani kulak, burun, boğazcı ama bir estetik plastik cerrahi inceliğinde burunlar çıkartıyor ortaya. Ben şahidim, birebir şahidim yakınlarımdan. Çok teşekkür ederim. Şöyle sorayım, burun ameliyatı olmadan önce ben bu ameliyatı geciktiren insanlardanım. Yani burnum öyle çirkin bir burun değildi, sıradan vasat bir burun ama hani bir kötülüğü yoktu, bir kötü bir görünümü yoktu. Yalnız nefes alamıyordum, dev bir kemik vardı. Bana ileride yaşlanınca akciğer yetmezliği ve kalp yetmezliğine yakalanabileceğim söylendi. Bunlar gerçekten doğru mudur? Hani çünkü benim hala geciktiren olmayan yakınlarım var, olmak istemeyen. Zaten programın en başında da konuşmuştuk fonksiyon bakımından. Burun nefesiyle ağız nefesinin benzerliği yok. Yani burun nefesi sağlıklı nefes. Çünkü burun akciğere hava gönderirken havayı işte karda yürürken de 0 derece bir hava burnumuza direkt çarptığında damarlarla yüzleşip onu ısındırıyor. 37 derecedeki damar ısısına maruz kalıyor ama ağızdan aldığımızda hava ısınmadan hemen akciğere gidiyor. İçindeki tozlarla beraber gidiyor. Bir süre sonra bu kadar filtrelenmemiş kötü hava akciğeri yormaya başlıyor. Bu sefer de beyin merkezinde karbondioksit arttığı için beynimiz uyarı veriyor. Oksijen istiyor sonuçta. Oksijeni iyi alamayan, vücuda iyi sokamayan vücut ne yapacak? Daha fazla kalbi sayısı hızını arttıracak. Bu sefer de taşikardiler, ritim bozuklukları, işte daha sonrasında akciğerin yükü artacak. Akciğerde sorunlar ortaya çıkacak. Yani böyle bir kısa döngüye giriyor hasta. Burun solunumu en fonksiyonel, en fizyolojik olan solunum. Bunu hastalara bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bütün ameliyatlarımızın amacı bu zaten. İyi nefes almak. Evet. O yüzden hani size söylenen, işte bu 30'lu yaşlar çok farkında değiliz tabii. Daha genç organlarımız var ama 40'tan sonra hastaları daha fazla yormaya başlıyor. Bir de artık genç yaşlısı kalmadı. Artık daha aktif bir hayat yaşıyoruz. Spor yapıyoruz, koşuyoruz. 60 yaşında da olabilir miyiz? Tabii ki. Artık eskiden öyle bir sınırı vardı. Aman 40 yaşından sonra bu ameliyata olunmaz falan diye bir şeyler vardı. Ama şu an
17-18 yaşından itibaren bu ameliyata başlanabilir yapılmasına. Üst sınır hastanın kendisini iyi hissettiği ve genç hissettiği dönem. Bazı insan bunu 60'da da olabiliyor, bazısı 50'de de olabiliyor ama tabii ki daha erken olmak lazım ki hayatın konforunu da kaçırmamak lazım. Yani geç olunca zaten öyle konforsuz bir hayatı yaşadıktan sonra geç olmanın hiçbir mantığı yok. Sorun varsa tabii ki erken yaşlarda olmak daha iyi. Bir de yaşlanınca cilt de elastikiyetini kaybediyor. Tabii. Kıkırdaklar da öyle. İyileşme. Sonuçlar ve iyileşme orta ve genç yaşlardaki kadar iyi olmuyor. Evet. Tamam. Şimdi aslında başka bir programda daha ben sizinle bu konuları konuşmak da istiyorum ama inşallah bir de sizin başka bir konunuz var. Başka değil zaten esas konunuz baş ve boyun cerrahileri. Evet. Değil mi? Baş ve boyun tümörlerini çıkarıyorsunuz. Tiroid nodüllerini, ses tellerindeki siz söyleyin. Çeşitli hastalıklar, nodüller, poliplar, yanlış kullanımlar, Yanlış kullanımlar, ses hepsi kalınlığı. ses inceltme, ses kalınlaştırma, sesin de estetik ameliyatları var çünkü Evet, sadece işte burnun en yok. çok ilgimi çeken ameliyatlardan bir tanesi de bu ses inceltme ve kalınlaştırma. Nasıl yani ses nasıl inceltilir? Hemen soruyoruz. Ses nasıl yapıyorsunuz bunu? Şimdi ses inceltme ve kalınlaştırma da burun gibi sesinden memnun olmayan, vücuduna uygun sesi taşımayan insanların sorunu. Bazen çok zayıf bir kadın geliyor. Çok minyon, incecik bir kadından kalın bir ses çıkması onu rahatsız ediyor. Ya da bir firmanın CEO'sunun sesinin ince olması, otoritesini sağlayamamasına ve iş başarısının düşmesine yol açıyor. Esasında bunlar keyfi ameliyatlar değil. Bazen de gerçekten çok gerekli ameliyatlar. Kişinin vücuduyla uyumlu sese ulaşması için yapılan ameliyatlar estetik ameliyatlar diyoruz. Bu gitar teli gibi bir sesi inceltmek için ya onun kitlesini azaltıyoruz, kas dokusundan bir miktar çıkarıyoruz ya da gerginliğini arttırıyoruz. Aynen akort yapmak gibi esasında çok. Wow, boğaza akort yapılıyor. Evet, Ses. ve lokal anesteziyle yapılan ameliyatlar da var. Kalınlaştırma ameliyatlarında hastayla sesi berber dinliyoruz. Hasta memnun olduğu dönemde ameliyatı bitiriyoruz. O da duyuyor sesini, biz de duyuyoruz ve ikimiz de memnunsak ameliyatı bitiriyoruz. Sanatçılar falan da aslında belki yaptırabiliyorlardı, değil mi? Sanatçılar, Tiyatrocular. onlar şeyde yaptırıyorlar genellikle. İşte ses yaşlanıyor her Tabii. organinde. Daha ince sesleri çıkamamaya başladığında, performansları azaldığında sesini inceltmek, germek için geliyorlar. Eski performansına erişmek için onlar da bu ameliyatı oluyorlar. Evet. Bir de gırtlak tümörleri, değil mi? Boğaz, Evet. boyun Yani tümörleri esas benim ilgi çıkarıyorsunuz. alanım baş boyun cerrahisi. Evet. Sesin yanı sıra tabii ses telleri çok kanserojen maddeyle temas eden organlar ki hepimiz bunu biliyoruz sigaranın kanserojen olduğunu. Sigara ve alkolün yoğun tüketildiği bir toplumda yaşıyoruz. Ve hepimiz Alkol de etkiliyor tabii mu? alkol de sigaranın daha çok etkisini arttırarak etkiliyor. Özellikle ağız içi tümörlerini. Sigara içen her insanın senede bir kere ses teli muayenesini yapmasını o yüzden öneriyoruz. Erken safhada yakalanınca herkesin korkusu gırtlağın alınması ama esasında erken yakalanınca gırtlağı almadan endoskopik yöntemlerle, robotik cerrahiler, lazer cerrahilerle herhangi bir dışarıdan hastanın vücudunu bozmadan bu ameliyatları yapabiliyoruz. O yüzden erken tanı gırtlak kanserliğine çok önemli. Yani buradan da ben bu mesajı vereyim. Gerçekten evet. Lütfen senede bir defa ses tellerinizi, Evet, sigara gırtlağınızı, içiyorsanız özellikle özellikle sigara içiyorsanız esasında uygun mesaj şu olacak. Ses kontrol kısıklığı ettirin. yaşayan ama 15 günden uzun süren ve düzelmeyen hastalar bence doktora kesinlikle başvursun. Çünkü hepimizin sesi kısılır, nezle oluruz, grip oluruz, Farenjit, farenjit larenjit oluruz, larenjit oluruz oluyoruz. ama bunlar devam etme süreyle düzelmiyorsa, 2-3 haftaya rağmen hala ses kısıklığı devam ediyorsa esas o zaman alarmı olmalıyız. Esas o zaman bu işin peşine düşmeliyiz. Benim sesim niye kısık diye bir doktora görünmeliyiz. Çok soğuk ve sıcak. Yani bizim toplumumuz bir de çok sıcak çay içiyor biliyorsunuz. Bizim Onlar da etkiliyor mu? esasında ses tellerinin arasından yemek geçmiyor tabii ki. Geçmiyor. Ama arkasından yemek borusunun komşuluğu var. Öyle olunca sıcak yenen yemekler, acılar, ekşiler, bir de çok acı seven toplumuz. Evet. Laringoparengal reflü dediğimiz reflüye çok maruz kalıyor gırtlağımız. Tabii. Ama soğuk sıcaktan daha az etkiliyor Daha gırtlağı. az. En büyük Sıcak etken sigara. daha fazla etkiliyor. Sıcak özellikle yemek borusu kanserlerinde çok etkili oluyor.
Sıcak çay içmeyi çok seviyoruz çünkü. Evet. Onları da ses hijyeni dediğimiz, sesi iyi kullanmak ve sağlığını devam ettirmek için sesi teline iyi davranmak gerekiyor. Telden oluşmuyor zaten. Ses teli esasında bir kas dokusu, üzerine bir mukozası var hareketli. O kasa iyi bakmamız gerekiyor. Hı hı. Boynun içinde, boyun bölgesinde de hani gırtlak harici farklı yerlerde tümörler oluşabiliyor. Tabii ki. Tükürük bezlerimiz var vücutta. 6 tane, 2'şer tane yanağımızda, çene altında, dil altında 6 tane tükürük bezimiz var. Hı hı. Damağımızda, dilimizde binlerce tükürük bezimiz var. Dili var, işte tiroid bezi kanserleri var. Boynun çeşitli sinirlerinden çıkan tümörler var. Lenf bezi tümörleri var. Bunların hepsi baş boyun bölgesine giriyor. Peki tiroid nodüllerini, tiroid bezini tamamen çıkarttığınızda ne yapıyorsunuz? Dışarıdan ilaçla mı takviye ediliyor tiroid? Tiroid bezini eğer aldıysak hasta hayat boyunca tiroid bezinin ürettiği hormona bağımlı hale geliyor. Dışarıdan takviyesini yapmak, kan verip hormonlarını ayarlatmak gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için. Sağ olun her şey için. Burun ameliyatlarından korkmayın. Ben de çok korkuyordum. 40 yaşıma kadar geldim, beklettim. Ancak hiç korkulacak bir ameliyat olmadığını gördüm, olunca gördüm. Tamam, biraz ağrısı, acısı, sızısı bir şeyleri oluyor ama değil mi? Geçici bir süre. Aynı şey gibi, doğum yapmak gibi anneler bilirler. Sonra zamanla unutuluyor. Hatta benim burnum çok travmatikti. O nedenle acıdı, ağrıdı, biraz problemli oldu. Yani ben çevremde burun ameliyatı olan arkadaşlarımdan, dostlarımdan, akrabalarımdan görüyorum. 2-3 gün ondan sonra hiçbir sıkıntıları da kalmıyor. Rahat nefes almaya başlıyorsunuz. Hayatın tadına varıyorsunuz. Bundan daha keyifli bir şey olamaz. Zeynep Hanım, Zeynep Alkan çok 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 sevdiğimiz bir doktor. Bu hususta ve çok başarılı ameliyatları var. Instagram adresinden de yaptığı burunları, şifaya kavuşturduğu insanları takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Son söz olarak hep böyle efsane burun ameliyatlarından bahsediyor ya insanlar. Tamponla ilgili bir sürü insanın hikayesi var. Onu unuttuk. Evet, tamponu unuttuk. Korkun esas sebebi tampon, ameliyat değil esasında. Artık tamponsuz ameliyatlar yapıyoruz. Çok özür diliyorum. Tampon. Evet. Ya hasta çıkar çıkmaz ameliyattan nefes almaya başlıyor. Öyle eskisi gibi bezler, silikonlar, bu kötü tampon hikayeleri olacak bir malzeme kullanmıyoruz. Onlardan da rahat etsinler. Artık hastaya, buradan herkese onu söyleyebilirim. Tamponsuz ameliyatlar da yapılıyor artık. Evet, tamponsuz ameliyatlar da var. Tamponlular da yani tampon korkutucu değil. Tabii, yani teknolojinin artmasıyla tamponlar da değişti. Silikon bloklar kullanıyoruz. Eskisi gibi bezler falan çektim, değil. Çektim hemen çıktı yani. Hiçbir acı hissetmedim. Tabii eskiden insanlar bayılıyordu çekerken. Çok hastamız olmuştur. Hani tampon çektikten sonra yarım saat kendine gelemeyen ama artık bunlar kalmadı. Evet. O yüzden korkmasınlar. Tamam, duydunuz. Korkmuyorsunuz. Gidiyorsunuz, muayenenizi olup ameliyatınızı gerekli oluyorsunuz. Gerekli olup ameliyatları olsun. Keyifle, şifayla.